Bak, Abbas ben sana çıkıp gidiyor. Bir saniye. Şimdi hocam şey... pardon, bir müsaade isteyeyim sizden. Sabahat telefon attınız. Ay! Ay. Yandın sen, yandın, yandın vallahi ya, yandın. Ben ne yaptım sen, ne oldu? Bağırıyorsunuz hanımlar ciyak ciyak. Hanımefendi otur yerinize be kardeşim. Otur Sabahat Hanım. Dur gözünüz aydın. Sabahat Hanım günaydın. Günaydın Müge ablasın. Hoş geldiniz yayınımıza. Gel gel yanıma gel. Bu sefer ama onlar kuzenler zaten be. Beraber büyümüşler. Dur ne yapıyorsun? Dur bir alo diyelim. Bak ne güzel hayatta. Kardeşin hayatta kalk. Ne güzel hayatta gel gözün aydın. Gözün aydın. Kalk. Biliyorum onlar öldü diye çok üzülüyorum. Canım, canım izliyor musun bizi? Bilmiyorum bak burası karışık. Şu anda izleyemiyorum ama çalışıyorum. Çok kısa görüşeceğim sizinle. Tamam bak kardeşlerim burada bir alo de. Sabahat. Sabahat neredesin? Neredesin sen? İyiyim ben. Neredesin ama nerede? İyiyim. İyisin ama nerede? Adresini söyle bak. Ne olur. Dur bir nasılsın de dur bir. Dur çok heyecanlılar. Gelin bir oturun gel titriyor titriyorlar. Yalnız. Adresi söylese olur mu? Dur şimdi adres mi önce? Sabahçım ya biz sen öldün falan diye çok üzüldük ya. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Müge ablacığım. Çalışıyorum fazla görüşemeyeceğim sizinle. Hayır. Biraz izin aldım. Neredesin sen? Niye kaçtın bu eve bu kadar uzun süre? Şiddet görüyordum Müge ablacığım eşimden, kayınvalidemden. Dur. Ama eşim de diyor ki ben bir kere bir tokat attım ondan sonra da bir daha hiç hayır Müge ablacığım. Sıcak suyla yaktı beni kaynak. Nasıl yaktı? Sıcak suyla yaktı beni. Ne zaman? Ne zaman? Oğlum küçüktü 2 yaşında falandı. Ablacığım bunlar yalan. Hep ses görüyordum Müge ablacığım. Yayında açıksa konuşacağız. Dayanamadım. Hayır yani suyu ısıtıp üzerine mi döktü yanlışlıkla mı oldu? Hayır bile yaptım Müge ablacığım. Ben oğlumu uyutmuştum. Süt almaya gidecektim. Ona dedim oğluma dedim bak dedim 2 dakika dedim. Bence de onunla mı ilgileneceğim dedi. Eline sıcak suyu aldı bana fırlattı Müge ablacığım. Tamam. Dama kilitlediğini de söyle. Kim kurtardı seni damdan? Korkma Sebahat biz varız. Dama kim kilitledi seni? Korkma. Baban kurtarmıştı seni. Jandarmaya haber vermişti. Peki. Hatırlıyor musun? Evet evet. Peki Sebahat'cığım niye o zaman boşanma davası açmayı denemedin? Çocuklarım için yapamadım Müge ablacığım ama yani artık kararlıyım. Peki en son bir çocuklarınla kaçmışsın, ailenin yanına sığınmışsın. Sonra neden geri döndün? Neden geri döndüm? Onlar istedi geri dönmemi. Ben de şey yapamadım. Ailen mi geri dön dedi? Evet, geri çocuklarım var dedi. Yapma dedi bana. Sen de geri dön. Evet, ben de geri döndüm. Peki son olarak niye kaçtın? Yani bardağı taşıran damla ne? Bardağı taşıran damla komşuların yanında bana şiddet uyguladı. Oğlumla beraber bana şiddet uyguladı. Oğluma da uyguluyor. Çocuklara da şiddet uyguluyor Müge Hanım. Söylüyordu. Çocuğu söylüyordu. Babam da beni dövüyor. Evet, evet. İnanmıyordum bak, ben. Sağdan soldan doğumluyum. Ben de inanmıyordum ben ya. Sen şimdi bu zamana kadar öyle gülsüz kadını döversen bak şimdi 3'ü 1 olurlar işte gör. Şimdi. Öyle her şeyin bir... Bu en son Düzce'ye gittiğinde bütün planlar bence o zaman yapıldı. Hocam plan konuşma. Plan yalan konuşma. Bütün şeyler o zaman plan yapıldı. Yok, ya bunlar plan olup da kız kardeşleri öldü diye buraya geldiler. Bunlar planın içinde gibi mi biz duruyorlar Allah aşkına? Biz seni suçlamıyoruz. Ben seni ne annenin ne seni suçlamak için geldim buraya. Tek Sabahat ortaya çıksın diye. Ben de diye. Bulunsun diye geldim. Al bak ne diyorum? Çıksın boşanalım diyorum. Tamam boşanacağız. Bu boşanma davası açtım dedi. Bu pazar günü gitmiş ablasının oraya. Orada bir akşam İstanbul'da kalmış. Bana Melek ablası diyor. Bu sana diyor boşanma davası açtı. O bir hafta önce yine kaçmış. Annenle konuştu. Bu ondan sonraki kaçışıymış. Karıştırıyorsunuz. Ben de... Sabahat'cığım. Peki sen boşanmak mı istiyorsun? Evet boşanmak isterim. Çocuklarımı da yanıma alacağım. Çalışıyorum canla.
Sebahat neredesin şu peki, an? Peki ailene keşke bir haber verseydin bir Selma'ya Meleğe yavru. Aklımda şu orayı. Onlar sana destek olmadılar diye mi vermedin haber? Ya destek olmadılar diye değil, destek oldular ama hani geri gönderme geri gönderdikleri için ben de istemedim açıkçası. Evet. Anladım. Yani eşin diyor ki eğer istiyorsa ben evime kabul ediyorum diyor. Ben asla kesinlikle istemiyorum. O eve de dönmek istemiyorum. Biz de istemiyoruz Müge abla. Tamam, kararı neyse o boşanmak istiyorsa boşanırız. Ben her zaman diyorum bunu. Ben dövmedim etmedim. Ben cezamı niye yakayım hocam? Çocuklarımı da alacağım yanıma. Tavsiyorum ben Müge ablacığım. Ben cezamı niye yakayım? Ben ha? İçeri girmişim. Cezam var benim. Ben bunu döveyim. Niye döveyim? Su atayım. Komşuların yanına mı dövüyordun Müge ablacığım benim? E sen de niye yeniden şikayet etmedin işte, de? İçeri girdim ya cezaevine. Bir dakika. Şeyim niye tekrar cezasını çekseydin niye şikayet etmedin kızı? Keşke yeniden etseydin. O zaman infazı da yanacaktı. Tehdit etti Müge ablacığım. Seni öldürürüm diyerekten tehdit etti beni. Bak yalan bu. Bak vallahi yalan. Hayır. Çıktığından atacaksın dedi bana. Ben de korktum. Kimsenin yanına gidemediğim için korktum yani. Çıktığından ne yapacak? Diyorum ya tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer. Kürkçü dükkanı yani. Ya arkasında destek olacak kimse olmadığı sürece... Kadınların bu çaresizliğini hep görüyoruz. Peki Sebahat ailenle görüşmek istiyor musun? Erkekler de yazık ki bundan yararlanıyor. Hayır Müge ablacığım. Neden ya? Ama kız kardeşlerin Sebahat, baksana Sebahat, buradalar. Siz bir konuşun. Biz ne yaptık Sebahat size? Ya beni geri göndermek için uğraşıyorum. Hiç uğraşmayın. Ben geri dönmeyeceğim. İstemiyoruz. O tahsin artık bitti bizim için. Vallahi bunlar tahsini... Ellerine geçirseler paralayacaklar. Ha. Ben sana öyle söyleyeyim. Bence sen bir Selma ile Melek'le bir görüş... Şimdiye kadar sabrettim hocam. Şimdiye Sebahat. Kadar sabrettim. Ne dersin? Sebahat. Hep alttan aldı. Onu bir alalım. Ne olur Sebahat. Dön. Tahsin artık bizim için bitti. Benim için de bitti. Benim derdim tamam. Çocuklarım. Ben çocuklarımı yanıma alacağım. Tamam, o çocukları da alacağız. Anasıyla baş başa şey yapsınlar artık. Sebahat, bu kredi kartını kim kullandı? Hala para peşindesin. Ha, para peşinde değil. O çoban parayı çeken gidiyor, çocuğu merak ediyorum parasız ben. Parasız ne yapacak? Dışarıya gidiyor, ne yapacak Selma parasız? Selma abla, parayı çeken çocuk var bir tane, erkek var. Tamam, bilmiyor. Bununla mı kredi gittin? Söylesin de ben desin bilmiyor. Ki şununla kaçtım. Tamam, ha. Bitti. Ben kimseyle kaçmadım. Ben burada arkadaşımla, bayan arkadaşımla kalıyorum. Helal olsun Sebahat sana. Tamam. Helal bir olsun. Şey diyorum ben, bak ne diyorum? Boşanmak istiyorsan boşanalım diyorum. Bak ne güzel çıktı, bak sağsın. Bu yük benim üstümden düştü artık, tamam. Sesini duydum. Boşanmak istiyorsan boşanalım. Esra, Müge abla. Hayır, ben dövmedim, kesinlikle. Bak dövmedim ama bağırdım. Çok bağırdım. Benim kadın sığınmada şeylerim var, raporlarım var. Ha? Müge abla yani isterse bulabilir. Ya raporlarım varsa... Karakolda da var. Raporlarım varsa, tam raporum varsa... Kulağımı patlattım benim. Kulağımın teki biraz zor duyuyor, anladın mı? Senin yüzünden. Tamam işte bak, bu olay ilk vurduğum zaman oldu. Bu olay. Cezaevine girdiğim zaman. Madem senin raporun var, DAP raporun var. Sınır evine gidiyorsun. Buradan sana sormuyorlar mı, demiyorlar mı? Bu nereden oldu, bu morluk nerede oldu? Sen niye söylemiyorsun o zaman? Niye beni şikayet etmedin? Evet. Beni yıllarca süründür içeride. Niye tehdit ettin o zaman? Öldürmekle neden tehdit ettin? Ben seni öldürmekle, bak iki tane çocuğum var diyorum. Ben sana o kelimeyi kullanmadım. Çocuklarınızı yemin etme. Şu an bak yalan konuşuyorsun. Tamam, boşanmak istiyorsan boşanalım. Tamam, ver yalan çocuklarımı da diyor. Yok. Tamam, ver çocuklarımı da boşanacağım diyor kadın. Çocuğun yeri annesinin yanı zaten. Ha. Ya mahkemeye gideriz. İşte... Sen çocuklara da şiddet uyguluyor hayır. Musun? Hayır, hayır Müge Hanım. Kesinlikle. Bak kesinlikle. Bak benim komşularım var. Komşularıma sorsunlar. Ha, bir şey söyleyeceğim. Sen niye böyle sağa sola vurma? Senin niye böyle elin alışmış buna? Neye? Sen niye böyle sağa sola vuruyorsun? Niye senin elin alışmış buna? Yok, vurmuyorum. Niye bağırıyorsun? Ya şimdi o... Niye bağırıyorsun? Şimdi... Bana söyle, niye bağırıyorsun? Şimdi Müge Hanım bak mesela... Bak ben size bir şey söyleyeyim. Siz iyi kadınlara düşmüşsünüz. Sen onu yakıyorsun ya, o seni gece yaksa ne olacak? Heh. Bak kadınlar size kıyamıyorlar. Ondan da öyle yapıyorsunuz yani. Niye bağırıyorsun? Ne yani?
Ya kimsin şimdi, sen niye bağırıyorsun karına? Niye sen karınla güzel güzel geçinmiyorsun? İki tane çocuk doğurmuş da sana niye bağırıyorsun? Bak. Beğenmiyorsan sen boşasaydın. Ona diyorsun ya sen boşa, sen boşa. Bağıracak kadar bir durumu varsa sen onu boşasaydın. Sen niye boşanmıyorsun? Tamam ben boşanırım. Ben giderim davayı açarım ama boşanırım. Ben çıksın diye uğraşıyorum. Bak benim çevreme de söyledim. Hayır bu zamana, bu son artık. Bu son dönem. Olay bitmiş artık zaten. Yani siz kaç burada? Yıl? 7 yıldır evlisiniz. 7 yıldır evli değilsen, bağırıyorsan niye sen boşanmadın şimdiye kadar? Kime bağırıyorsunuz ya? Kime bağırıyorsun? Bak Müge Hanım, bu her gün ben işe gidip geliyorum. He. Her akşam ben eve geldiğim zaman yatağı topla, evi süpür. Her akşam bıktım yani. Boşasaydın. Boşansaydın. Sırf Müge Hanım çocuklar için kaldım. Hep İkincisini için niye yaptın o zaman? İkincisini niye yaptın? Hep çocuklar için. Hayır ikincisini ne yaptın? Birincisini yaptın, birinci çocuğu. Ondan sonra kadının senin istediğin titizlikte olmadığını da öğrendin. Niye ikinci çocuğu yaptın? İkinci çocuğu eşim istedi. He. Çok kadının her dediğini yapıyorsun. Çocuk istediğinde onu mu yapıyorsun yani? Bir o mu kalmıştı? Yani benim tek suçum bu. Ne? Yani boşanmamak zamanında ilk karşı zaman bu... Niye bağırıyorsun? Niye? Senin baban da mı annene bağırıyordu? Hayır. Bak benim babam rahmetli oldu. Hı. 8 ay. Bypass ameliyatı oldu. Zaten bir sene hep hastaneye git gel git Hayır, gel. Senin çocukken de baban annene bağırıyor muydu? Hayır kesinlikle. Peki sen nereden öğrendin karına bağırmayı? Annesi öğretmiştir. Annesinden. Annesi çok çeneli bir kadın ya. Sen karına bağırdığın zaman annen sana bir tane patlatmıyor muydu? Annem bana kızıyordu. Ee? Bak gerçekten kızıyordu anne. He. Çok kızıyordu. Ben bağırdığım zaman. Sen nereden karına bağırmayı öğrendin diyorum. Nereden çıktı bu? Ya ben de böyle bir hastalık var. Şimdi biz konuşuyoruz ya. Hastalık var sende. Niye gidip doktora... Bak ne güzel geldik şimdi bir yere geldik. Niye gidip doktora tedavi olmuyorsun da bunları perperişan ediyorsun? Ya bende şey var. Sinir hastalığı var. Mesela... Kızın zaman ben... Sinirini sebattan mı çıkarıyorsun o zaman? Yok ben sebattan çıkarmadım. Ben sebatı ne yaptım? Bir kere dövdüm. Benim tansiyonum yükseldi. Seni görmedim bak. Sebahat'ı ben seni döverken görmedim. Ama sağdan soldan ama duyduklarım abla, var ya. Tamam diyorum. Diyorsun ben ne diyorsun? Sinir hastalığı. Bu şu demek yani. En son geldiği zaman tamam sen sağ soldan duydun. Her şeyi duyuyorsun. En son senin yanına geldi ya. Hani Düzce'de tamam, biz geldi. Yanına geldik. Ya niye bakmadın vücuduna? Sana ne demiş? Tahsin demiş beni dövdü. Tahsin bana dövdü demedi. Ama Ercan abi dedi bana. Abin dedi. Sen dedi dövmüşsün dedi. Sonki kaçtığında sen dövdü sonra, kaçtı ne yaptı? Demedi. Bir araya geldiniz. Ercan abi konuştu. Sen dedi eşinden şikayetçi misin? Bana dedi vurmadı değilim. Bak Ercan abin şey dese bağlansın. Bu şekilde konuşuldu. Abimi bağlayın ya. Abim evet. Bu şekilde konuşuyor. Ya bağlayacak ne olacak? Adam diyor ki bende hastalık var diyor. Ben de diyorum ki niye gidip tedavi olmuyorsun? Çocuğu, karını bu kadar perperişan ediyorsun. Kadın kimseyle kaçmamış ki. Ama Müge Hanım kart muhabbeti var şu an. Kartı bizim evden kartı kim veriyor buna? Ne kartı? Kardeşim şey, sen şimdi boşanacak mısın? Ben, boşanacağım. Hocam ben boşanacağım. Boşanacaksan tamam. Kart muhabbeti yok artık. Bitti. Tamam bitti. O bitti. Boşanacaksan aradaki kart muhabbeti meselesi yok. Tamam bitti. Hocam ben boşanacağım. Bu saatten sonra zaten bir araya gelemem. O zaman sosyal hizmetlerle de konuşalım. O çocuklar dayak yiyor mu yemiyor mu? Ona da gitsinler evet. Baksınlar. Tam tamam, zamanıdır. Tamam, sabah baksınlar. Sen istiyor musun çocuklarını yanına kızım? Evet istiyorum ablacığım. Tamam. O zaman eşin dövüyordu diyorsun. Dövüyor mu? Bak ama doğru söyle yani. Bak böyle şeyde... Evet çocuklarımı da sorabilirsin. Kızıma sorabilirsin Müge ablacığım. Kızını da mı dövüyor? Evet. Kızını. Kaç yaşındaki senin kızın? 7 yaşında. 7 yaşında Müge ablacığım. 7 yaşında çocuğu mu? Sen bir yaşında Müge Hanım, dövüyor çocukları. Şu an iftira hep çocuklar almak için. Hep çocuklar almak için. Tahsin. Bak sen geçen baba, ses kaydını dinledim. Teyze de benim kuşum kaçtı dedi. Evden kuşum kaçtı dedi. Babam dedi akşama bizi döver dedi. Kuş kaçtı dedi. Akşam duydum ya ses şey kaydını dinledim. Mi? Akşam duydum ya. Müge abla bir şey diyebilir mi? Çocuk kuş kaçtı diyor ya. Tamam kuş kaçtı. Tamam ben kızabilirim. Ben dövmek zorunda mıyım o babam çocuğu? Babam beni dövecek diyor Müge teyze abla, diyor. Şey ben niye çocuğu döveyim ama kuş kaçtı diye. Kızma nasıl olacak? Niye hocam? Müge abla. Kızma nasıl olacak? Ya kızmadım zaten. O akşam kızmadım hocam bana. Kesinlikle. Hayır kızma. Onu bile ses kaydı yapmışım duymuşum ya. Bir dakika ya. Yavrucuğum Selma. Benim sana sorduğum şey şu. Yani hadi şiddet sadece fizik temas değildir. Kızmak da bir şiddettir. Doğru kuş hocam. Kuş baştıysa Müge sen niye kızıyorsun? Bak, kuş, sen sahip ol kuşuna. Kızmadım. Kesinlikle bir şey demedim. Bak sonra kızabilirim gittim. Dedin ya biraz tamam, önce. Tamam kızabilirim dedim ama kızmadım. Kızamazsın. Sonra gittim. Kızma hakkın yok. Sonra gittim bir tane daha kuş aldım. Muhabbet kuşu aldım. Bir tane daha aldım aynı kıza. O da öldü hastalıktan. O sıcak su döktüğünde vücudunda iz kaldı mı yanık izi? Hocam sıcak su dökme yok. Yani vücudunda yanık izi var mı? Yok. Nasıl yok?
Sebahat. Var mı Sebahat? Sebahat'ın vücudu. Sebahat Hanım, yanık izi var mı vücudunda? Evet, duruyor. Ha? Nerende? Neremde? Bu boşluğunda, karın hizamda. Buyurun. Hayır, hocam onun orasında yara vardı. Muayenelerinde, Sebahat Hanım'ın muayenelerinde mutlaka ve mutlaka yaşadığı bütün bu şiddetin hem fiziksel hem de ruhsal boyutu çıkar. Sen de o zaman bir doktora git. İstediğin kadar çıkmaz de, kimse bulamaz diye düşün. Şiddet uygulamadım de ne dersen de, iyi bir adli tıbbi muayeneyle Sebahat Hanım'ın uğradığı hem ruhsal hem fiziksel şiddet ortaya çıkacaktır. Ve sen de bunun cezasını mutlaka alacaksın. Sen bir doktora gitmek ister misin? Yok, istemem. Şimdi niye? Ben artık boşanacağım. Boşanacaksın, ne yapacaksın? Hep, sonra yeni ya, birini bulacaksın. Yeni yok, birine de mi aynı şekilde? Evet. Ben hep bunlar neden dolayı oluyor biliyor musun? Hep neden? Kafayı takmadan. İşte bu çıkıp gidiyor evden. Kaçık bir diyor. Ben şimdi bir yere gittiğim kız, zaman bu kız hep çok sessiz sakinmiş. Ben evet, onu üzülüyorum. Evet. Bir de evde böyle sürekli bağırılırsa, evde sürekli insanlara hayvan muamelesi demeyeceğim. Çünkü hayvana da öyle davranamazsın. Sürekli böyle bir baskı altında durursa kadınlar, kadınlar böyle bir salağa dönüyorlar. Böyle bir ne yapacaklarını bilemeyecekleri bir hale dönüyorlar. Siz de o böyle öyle durdukça daha çok eziyorsunuz, daha çok eziyorsunuz, daha çok eziyorsunuz. Müjde abla. Ama bir günde işte kadın diyor ki kaçacağım. İyi yapmış kaçmış. Korkmuyor musun hiç? Ya bu gece de kadın benim bana bir şey yaparsa? Hiç korkmuyor musun? Niye korkayım? O benim eşim. Ben ona tamam bağırmıştırım. O senin eşin. Tamam. Sen ona su atıyorsun. O sana niye atmıyor? Ama su atmadım. Bak gerçekten su atmadım. Müjde abla bir şey söyleyebilir miyim? Yok, kadınlar, kadınların iyi niyetinden abi istifade ediyorsun. Arkadaş, bunu da söylerken kadınlar bir şey yapsınlar diye demiyorum. Ya, tamam, ama orada benim yanlışım var. Bağırmış olabilirim. O benim yanlışım. O bağırmakla olmaz, da dur ara verelim.